Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bir hadis usulü dersimize daha birlikteyiz. Bugün inşallah zayıf hadisler kısmını bitirmeye çalışacağım. Umarım biter. Biliyorsunuz daha önce iki bölüm zayıf hadis konularını ele aldım. Ve her bir zayıf hadis üzerinde mümkün olduğunca siz değerli öğrencilerimin ve izleyenlerin anlayabilecekleri düzeyde sadeleştirmeye, basitleştirmeye çalışarak şemalarla anlatmaya çalıştım. Şimdi bugün üzerinde duracağımız konu biraz daha öncekilerine göre size yorucu gelebilir, biraz daha karmaşık gelebilir. Umarım yine elimden geldiği kadar konunun anlaşılır bir biçimde size sunulmasını elimden geldiği kadar gerçekleştirmeye çalışacağım. Hemen ekran paylaşalım. Dersimize geçelim. Gördüğünüz gibi burada zayıf hadiste üçüncü kategori olan dört kategoriye ayırmıştık biliyorsunuz. Birincisinde işte isnadındaki kopukluk nedeniyle zayıf olanları gördük. İkinci bölümde ise rivayetlerin gerek senetlerinde ki ağırlıklı olarak senetlerindeydi. Genelse metinlerinde karşımıza çıkan çelişkiler nedeniyle bir rivayetin nasıl zayıf olduğunu ve bunun ne anlama geldiğini konuştuk. Bugün de rivayetlerde bulunan bir kusur nedeniyle, şu sözcük çok önemli, kusur. Yani rivayette bir kusur var, buna illet diyoruz Arapçada. Bir illet var. Bu illet öyle bir şey ki, öyle bir kusur ki, rivayetin sahih olmasını engelliyor. Bunu hatta isterseniz yazalım aklınızda kalması bakımından. Bazen bu ifadeler güzel olabiliyor. İllet Arapçasında yazalım. Ayınla illetun. Bu hem sahih olmaya engeldir. Rivayetin sahih olmasını engelliyor. Zayıf olmasının da nedenidir. Zayıflığın da nedenidir. Yani burada bugün derste konuşacağımız sorunlar, kusurlar bir rivayetin sahih olmasını engellediği gibi bu kusura sahip, bu illete sahip her rivayette zayıf olmak zorundadır. Evet, şimdi değerli izleyenler, iki grupta gördüğünüz gibi şemalaştırdım. Bu iki grupta işte üç tane hadis, zayıf hadis çeşidi üzerinde duracağız. Birisi gördüğünüz gibi illeti bilinenler. Yani buradan şu anlamalıyız, illeti bilinenlerden. Yani kusuru şudur diyebiliyoruz. Kusuru şudur. Ama buna gelince illeti bilinemeyen, bunda, pardon yine eski şeyi yaptı, illeti bilinmeyen, bazen çerçeve içine alınca sıkıyor. Evet, illeti bilinmeyen. Demek ki illeti bilinmeyen dediğimizde buradan bizim şudur diye bir kusur gösteremiyor muhaddis. Peki nasıl oluyor da o zaman bu zayıf oluyor? Bunu konuşacağız birazdan. Sırasıyla ele alalım. Müdelles rivayetten başlayalım. Şimdi bu konuya mahsus olmak üzere sevgili arkadaşlar, her bir kavramın üzerinde kavramsal boyutuyla da biraz durmamız gerekecek. Dolayısıyla sözcüğün anlamından deleseden başlayalım. Delese hiledir, tuzaktır, aldatmadır.
bunu tef'il babından dellese yapmışız. Bir konuda karşı tarafı yanıltmak, ona hile yapmak, onu aldatmak, doğruyu ondan gizlemek anlamlarına gelir. Fiil olarak bu şekilde kullandığımız bu sözcük fiil, bu fiilin eyleme geçmesi söz konusu olduğunda, yani bu fiil gerçekleştiğinde, bu fiili bir rivayetin isnadında ya da metninde gerçekleştirdiğimizde, birazdan konuşacağız, ortaya çok önemli sorunlar çıkar ve bu rivayetin zayıf olmasını zorunlu olarak gerektirir. İşte bu bağlamda bizim üç tane önemli kavramı bilmemiz gerekiyor. Bir müdellisimiz var. Müdellis. Müdellis. Kim bu müdellis? Hile yapan ravi. İsmi fail, bakın, müdellis. Hile yapan ravi. Şimdi hile yapan ravinin yaptığı iş ne? Tedlis. Bu kavramları öğrenelim arkadaşlar. Hile. Aldatma demektir. Peki bir müdellisin, bir müdellisin tedlis yaparak, tedlis yaparak yani hile yaparak naklettiği rivayete ne diyoruz? Müdelles. Bakın, müdelles. Yani şu. Peki müdelles ne oldu? Kendisinde hile yapılmış rivayet oldu. Kendisinde hile yapılmış rivayet. Demek ki müdelles hadisin tanımı o zaman şu ya da bu biçimde, birazdan göreceğiz detaylarını, rivayette bir ravi hile yapıyor. Yani şöyle netleştirelim bütün bu üç kavramın tamamını. Aslında bir kusuru bulunan rivayeti, ravi kusursuz göstermeye çalışıyor, istiyor. Neden? Çünkü şu beyazlık, kusurunu gizliyor ki rivayet zayıf değil, sahih olsun. Çünkü kusur onun sahih olmasını engelliyordu. Ama ravi rivayetinin sahih olmasını istiyor. Ve dolayısıyla ne yapıyor? Bu kusuru gizliyor. Peki o zaman ravi hile yaptığına göre kendisinden rivayet alan bir muhaddisi ya da bir başka raviyi aldattığına göre, kandırdığına göre, değil mi? Yaptığı iş, tırnak içinde, affınıza sığınarak söylüyorum, sahtekarlık yapıyor. Evet, bunun Türkçe'de biraz kaba ve argo ama iyi karşıladığı için kullanmak istiyorum. Sahtekarlık yapıyor. Peki, sahtekarlık yapan bir ravi ne olur? Adalet vasfı gider, değil mi? Evet. Bu hile ravinin adalet vasfını zedeler ve ravi mecruh olur. Yani şuraya yazıyorum, not. Bunu başka bir renkle yazalım.
Not. Tedlis yapmak cer sebebidir. Bunları işlediğimiz için bu kelimeleri diyorsunuz varsayıyorum. Cer ve tadil işledik. Demek ki tedlis yapan bir ravi mecruhtur. Tedlis yapan bir ravi mecruh olur. Peki bir ravi ne yaptığında tedlis yapmış olur? Ne yaptığında tedlis yapmış olur? Tedlis yaptığında müdellis olur, rivayette müdelles olur. Şimdi bu üç kavramı bildiğimiz o çok meşhur şemayı çizerek biraz daha net bir biçimde siz değerli öğrencilerime ve izleyenlere göstermeye çalışacağım. Elimizde böyle bir rivayetimiz var. Bu rivayetimizin bu birinci karesinde Hazreti Peygamber var biliyorsunuz. Sonra sahabimiz var. Sonra tabiinimiz var. Sonra tebe-i tabiin var. Sonra bir ravimiz var. Bir ravimiz daha var. Bir de muhaddisimiz var. Onun da eseri var. Evet. Şimdi değerli arkadaşlar, birincisi kitabımızda da detaylarını göreceksiniz. Şöyle isimlendirmişiz. Demişiz ki bir isnatta tedlis var. Çünkü genel kitapların böyle yazıyor. Şuyuhta tedlis var. Tesviye tedlisi var. Bir de benim dördüncü olarak eklediğim tamamen bana ait bir kavram bu. Bir de espri tedlisi var. Espri, sınav tedlisi dediğimiz tedlis türleri var. Aslında isnatta, şuyuhta, tesviye dediğimiz bu kavramların anlamlarına kısaca işaret edeceğim. Bunların hepsi isnatla ilgilidir. Birazdan da göreceğiz. Yani isnatta yapılan hiledir. Hile isnatta yapılıyor şurada. Ama yapılış türüne göre muhaddislerimiz bunlara bazen isnatta tedlis, şuyuhta tedlis, tesviye tedlisi falan gibi isimler vermişler. Bu üç isim de bana göre aynı hileyi anlatan, aynı hilenin farklı isimlendirilmesinden ibarettir. Çünkü hepsi isnatta yapılıyor. Peki metinde isnat olmaz mı hocam? Metinde tedlis olmaz mı hocam? Olur. O zaman müdelles hadis olmaz. O uydurmaya girer. Çünkü Allah Resulü'nün söylemediği bir sözü karşımızdaki kimseye söylemiş gibi gösterdiğimizde bu hadis uydurmuş oluruz. Dolayısıyla metne girmiyor çünkü metin olduğunda otomatik olarak mevzu hadis dediğimiz uydurmaya girer. İsnatla ilgili konuşuyoruz. İsnatta bir şey var. Örneğin mesela her birini A, 1, 2 ve 3 olarak ele alalım, konuşalım. Nasıl üçü de bir isnattaki aynı durumu anlatırken karşımıza böyle bir durum çıkıyor. Bunları göstermeye çalışacağım müsaadenizle. Şimdi bir muhaddis rivayeti bundan aldı. O da bundan almış olsun. Şimdi bu ravimiz de müdellis olsun. Teorik olarak söylüyorum. Yani bu ravimiz müdellis. Yani ne demek? Hile yapacak. Hile yapacak. Şimdi bu hileyi aslında rivayeti tebe-i tabiinden değil alması gerekiyor ya. Tebe-i tabiinden alması gerekiyor. Buradan tabiine atlıyor. Tabiine atlıyor. Tebe-i tabiini düşürüyor.
normal olarak böyle yapması lazım. Yani normal olarak böyle yapması lazım. Çünkü tebe-i tabiinden almamış rivayeti, ona isnat edemiyor. Ama ne yapıyor? Tebe-i tabiini hissettirmeyecek bir ifadeyle geçiştiriyor. Yani tebe-i tabiini düşürdüğünü hissettirmiyor. Buna tesviye diyoruz. Yani aradaki boşluğu kapatmak, düzlemek demektir. Yani öyle bir söylüyor ki sanki aradan tebe-i tabiin düştüğünü konunun iyi bir uzmanı olmazsa bir ravi fark etmeyebilir. Buna tesviye, örtbas etme diyoruz. Aradaki boşluğu kapatma. Tesviye de zaten Arapçadan Türkçe'de de kullanıyoruz. Bir yerdeki boşlukları kapatıp üstünü düzlemektir, örtmektir. Efendim, daha düzgün hale getirmektir. Yüzeyi düzgünleştirmektir tesviye. Demek ki böyle bir efendim ne yapıyor? Şey yapıyor, bir düzeltme yapıyor. Yani fark ettirmemeye çalışıyor. Aslı kendi biliyor ki arada bir tebe-i tabi'in olmalı. Örtbas ediyor. Yani bir hileye başvuruyor. Karşı tarafın konuyu anlamamasından istifade ediyor. Bu bir kusurdur, cer sebebidir, tedlis yapıyor. Ya da bu tebe-i tabi'in diyelim ki, öylesine bir isim söylüyorum. Ali bin Hüseyin olsun. Ali bin Hüseyin. Ve Ali bin Hüseyin mecruh bir ravi. Mecruh bir ravi. Ali bin Hüseyin deseler, bu rivayet dese şu ravi, Ali bin Hüseyin'den aldım ben. An Ali bin Hüseyin dese rivayeti ne kimse kabul etmeyecek. Çünkü Ali bin Hüseyin mecruh. Biliyorlar ki o adamın rivayeti şey yaramaz. Ama bu müdellisimiz de bu rivayeti nakletmek istiyor. Rivayeti geçerli kılmak istiyor. Hilebaz ya. Bu sefer Ali bin Hüseyin değil de onu, Ali bin Hüseyin'i, dikkat edin, Arapçada bu önemlidir. Ali bin Hüseyin adamın adı. Hüseyin'in oğlu Ali. Ama bunun aynı zamanda bir de ismi var. Mesela ne olsun? Ebul Hasan olsun mesela. Künyesi Ebul Hasan. Ebul Hasan deyince kimse bilmiyor. Evet, Ebul Hasan deyince kimse bilmiyor. İbni Hüseyin diyelim. Bakın Ali'ye attı. İbni Hüseyin. Kendince doğru söylüyor. Diyecek ki mesela tespit etseniz de mahkemeye verseniz, yargılasanız sen neden rivayetlerde sahtekarlık yapıyorsun diye. Hayır yapmıyorum. Araştırın. Ebul Hasan Ali bin Hüseyin değil mi? Evet. İbni Hüseyin de o. Peki niye Ali bin Hüseyin demiyorsun da Ebul Hasan diyorsun? Çünkü adam Ali bin Hüseyin diye meşhur. Bazen de tersi oluyor. Ebul Hasan diye meşhur oluyor. Mecruh olan Ebul Hasan bu sefer Ali bin Hüseyin diyor. Örtecek ya, kusuru gizleyecek ya, bir biçimde gizlemeye çalışıyor. Buna şuyuhta tedlis denir. Şuyuhta tedlis. Yani şeyhin isimlerinde efendim ne yapıyor? Şeyhin isimlerinde hile yapıyor. Bazen de bu ravi tebe-i tabiinden almış. O da bundan almış. Burada bir sorun yok. Fakat aslında tebe-i tabiinle görüşmemiş. Görüşmüş gibi yapıyor. Mesela ben diyor semitu fulan an fulan, işte bu rivayeti işittim fil Medine.
Yani Medine'de o tabi tabiinle görüştüğünü ima ediyor. Sonra araştırıyoruz ki El Medine dediği bizim bildiğimiz Hazreti Peygamber'in şehri Medine değil ya. Bağdat'ta bir mahallenin adıymış. Adam da Bağdat'ta orada oturuyor. Yalan değil Medine'de ama o adamı orada görmemiş. Buna isnatta teddis de denir aynı zamanda. Ama hepsi isnatla ilgili gördüğünüz gibi. Bunların hepsi isnatla ilgili. Bazen de dördüncüsü, bu benim icat ettiğim bir kavram, espri ve sınav teddisi. Bazen muhaddisler öğrencilerini deniyor. İsnat söylüyor ya, ahbarana fulan, haddesena fulan, an fulan. Bakalım öğrenciler bu isnadı ciddiye alıp öğreniyor mu, öğrenmiyor mu? Mesela bir rivayeti oturuyor, başlıyor, karma karışık. Tebe-i tabiini öne alıyor, öbürünü sona koyuyor, öbürünü bilmem ne yapıyor, karıştırıyor isnadı. Başlıyor rivayet etmeye, millet habire yazıyor. Sonra işte tabii hoca müdahale ediyor. Ne yapıyorsunuz siz ya, yazıyorsunuz? Hiçbiriniz demiyor musunuz bu rivayet, bu efendim bu ravi burada değil, şurada olması lazım, şöyledir. Sonra ikaz ediyor. Ama bu ikazı kaçıranlar bu rivayeti o şeyhten alıyorlar, yazmış oluyor. Sonra uzmanlar inceleyince o şeyhi tedlisle suçluyorlar. Bak tedlis yapmış rivayetlerde, isnatta karışıklık yapmış diyor. Oysa şeyh aslında öğrencileri sınamış. Nitekim Buhari Şam'a geldiği zaman ne yapıyorlar? Oradaki muhaddisler sınıyor. 100 tane rivayetin isnadını karıştırmışlar. Demişler üstad ellerimizde şöyle bir rivayetler var. Hele bir bak bakalım bunda ne var diye. Anlamış tabii hepsini karıştırdın. Demiş ki bunları karıştırmışsınız. Bu isnatlar böyle değil. Şu şudur, şu da budur, bu da budur, bu da budur demiş. Uzman bunu görüyor ama uzman olmayan onu yeni bir isnat zannedecek. İşte onun yeni bir isnat zannetmesini sağladığında tedlis yapmış oluyor. Aldatıyor onu. Bunu kasti olarak yaptı. Ki kasti olarak yapar zaten. Sehven yapamaz. Hani sehven olabilir. İsimler birazdan diğer bir hadis çeşidinde göreceğiz. İsimleri karıştırabiliriz. Biz de karıştırıyoruz. Ali bin Hüseyin miydi? Hüseyin bin Ali miydi? Ebul Hasan miydi? Hasan yok bilmem kim miydi diye. Bunlar olabilir. Sehven olur. Cer sebebi olmaz sehven. Ama bu sefer de zapt kusuru oluşur. Hafızasının zayıflığı ortaya çıkmış olur. Kasten yaparsa adalet problemi olur, adaleti zedelenir, mecruh olur. Sehven yaparsa zaptında kusur olduğu ortaya çıkar. Her halükarda bir kusur. Demek ki müdelles hadis dediğimizde bir ravinin rivayetinde var olan bir kusuru ne yapıyor? Gizliyor, örtbas ederek onu kusursuz bir rivayetmiş gibi gösterip sahih olmasını sağlamaya çalışıyor. Bu tespit edilince ravi mecruh olur, rivayeti de reddedilir, zayıf olarak dikkate alınmaz. Peki bunu nasıl bilebiliyoruz? İşte isnat bilgilerinden incelediğimizde buradaki kusur şudur, burada Ali bin Hüseyin değil, şudur diyoruz. Burada tebe-i tabi'in olacaktı, atlamış, örtmüş, gizlemiş diyoruz. O tebe-i tabi'inle hiç görüşmedi, görüştüm lafları yalandır, sizi kandırıyor diyoruz. Ya da bu bir sınav tedlisidir. Aslında gerçek bir tedlis yok. Burada bir deneme, bir sınav var diyoruz. Ve dolayısıyla böylece konu netleşmiş oluyor ve kusur hâzihe illetün diyebiliyoruz. İşte buna müdelles hadis deniyor. Ve yapılan işe tedlis deniyor. Yapan kişiye de müdellis diyoruz ve böylece illet ve kusur üzerinden ele almamız gereken birinci rivayeti ele almış olduk değerli öğrencilerim, sevgili izleyenler. Şimdi geldik buraya ikinci rivayete. Birincisini bitirdik. Şimdi müdüreci müsaadenizle ele alalım. Sonra da muhalleli konuşalım. Evet. Demek ki müdüreç hadise geldik. Yazalım. Müdreç hadis.
Şimdi burada da değerli arkadaşlar el-mudreç sözcüğü eski dilde Osmanlıca'da da çok kullanılır. Derc etmek, dahil etmek, eklemek, ilave etmek demektir. Derc etmek. Bu kavram çerçevesinde de yine bu el-mudreç kavramı çerçevesinde de yukarıda tedlisle ilgili yapmış olduğumuz hususları burada da gösterelim. Bir rivayet müdreç olabilmesi için önce bir müdricin olması lazım. Müdriç. Bu müdriç kim? Bu müdriç ravi. Yani rivayete ekleme yapan, eklemede bulunandır. Müdriç. Ravinin bu rivayete eklemede bulunmasına ne diyoruz? İdraç. Bu rivayette idraç var dediğimizde, idraç eklemedir. Ek, ilave. Peki, böylece ortaya çıkan rivayete ne diyoruz? Bu, müdreç. Demek ki, müdreç ne demek? Kendisine eklemenin, ziyadenin yapıldığı rivayet demektir. Evet, kendisine eklemenin yapıldığı rivayete müdreç rivayet diyoruz. Peki efendim, bu müdreç nerede olur? Metinde. İsnatta olmaz mı? Olabilir. Ama isnatta böyle bir şey kasten olursa tedlise girer. Sehven olursa da işte hafıza sorununa girecek. Birazdan konuşacağız. Ama genelde isnattan ziyade bu konu metinle ilgili bir konudur. Dolayısıyla buraya yazalım. Müdreç rivayet metin sorunu, yani metin illeti olan rivayettir. Metin sorunu var. Peki o zaman hemen bir metin işaretleyelim. Şöyle bir metnimiz var elimizde. Bu bizim metnimiz. Burası metnin baş kısmı olsun. Burası orta kısmı olsun. Burası da sonu olsun. Şimdi ravi rivayette bulunurken bazen rivayetin girişine, baş kısmına bir ekleme yapıyor. Bakın artı ekleme yapıyor. Bazen ortasına bir artı ekleme yapıyor. Bazen de sonuna bir ekleme yapıyor. Evet. Bu iki türlü ekleme yapılır. Buraya yazıyorum. Ekleme iki türlüdür. İki türlü eklememiz var. A, sehven ekler ravi bunu. Sehven. Yani unutarak ya da hataen ekler. Hata ile ekler. İki, kasten ekler. Kasten eklediğinde bu tedlistir. Ekleme yaptığı ekleme, şunlar uydurma olmuş olur. Kasten yaptığında rivayet mevzu olur. Çünkü içine Hazreti Peygamber'e ait olmayan söz girdi. Dolayısıyla bunun hiç yeri yurdu yoktur ikincisinin. Tedlistir ve çok tehlikeli bir şeydir metin olduğu için. Ama daha çok genellikle sehven olur bu idraçlar. Sehven gerçekleşir ve elimizdeki müdreç rivayetlerin büyük bir kısmı da böyle sehven gerçekleşmiş olanlardır. Yani
Ravi'nin gayri kasti olarak gerçekleştirdiği bir durumdur. Örneğin mesela, örnekler verelim. Örnek bir. Birkaç tane örnek verelim. Müdreç hadis önemli çünkü. Mesela şerik bir gün öğrencilerine hadis rivayet ediyor. Öğrenciler de önünde efendim onun naklettiği, rivayet ettiği hadisleri yazıyor. İşte şerik başlamış. Haddesena fulan, ahbarana fulan, ve kale kalen nebiyyü demiş. Yazıyor öğrencilerde. İçeri arkadaşı giriyor. Galiba Sabit bin Zeyd olacak. İsmini kitaptan bakarsınız. İsmini tam hatırlayamadım ama öyle gibi kalmış hafızamda. İçeriye arkadaşı giriyor. Arkadaşı da çok el yüzü nurlu bir insan. Ve gece ibadetlerine de düşkün bir insanmış. Şimdi tam burada Galen Nebi diyecek. Şerik asıl Hazreti Peygamber'in sözünü söyleyecekti. Millet de yazacaktı. Ama kapaçlı bir şeriye arkadaşı girince arkadaşına iltifat olsun diyor ki, tırnak içinde, men kesura salatuhu billeyl fehasune vecihuhu bin nehar diyor. Evet. Arkadaşına iltifat ediyor. Kimin gece namazı çok olursa gündüz yüzü güzel olur böyle diyor. Yani nurlu olur diyor. Tabii öğrenciler tam Galen Nebi'ye gelmişti ya, hemen bunu yazıyorlar. Peygamber Efendimiz'in sözüymüş gibi. Men kesura salatuhu bil leyli ve hasune vecuhu bin nehari diye yazıyorlar. Sonra da şerik rivayeti devam ediyor. Asıl hadisi de bunun devamına yazıyorlar. Böylece hadisin başına bir ekleme yapılmış oldu mu? Evet. Bu ekleme sehven yapılmış oldu mu? Evet. Şerik'in burada bir kusuru var mı? Hayır. Sehven. Öğrenciler onun arkadaşına iltifat ettiğini bilmedi. Sehven gerçekleşmiş oldu. Bunu anladılar. Dolayısıyla efendim bakın rivayetin başına bir rivayete eklenmiş oldu. Şimdi mesela örnek iki, Ebu Hureyre insanlara abdest öğretiyor, Hazreti Peygamber'in abdestini, abdestlerini iyi almasını söylüyor. Esbihul vuzu diye. Abdestinizi tam alın diyor. Sonra da başlıyor. El yıka, yüz yıka. Bu Peygamber Efendimiz'in hadisini naklederken söylerken bu Ebu Hüreyre'nin tembihidir. Uyarısıdır. Ravi bunu peygamberin uyarısı zannederek hadise eklemiş. Onun için esbihul vudu, abdestinizi tam alın, Hazreti Peygamber'in sözü olarak anlaşılmış. Pek bir sorun yok. Örneğin İbni Mesud, bunda hepsini yazmayalım. Namaz öğretiyor, diyor ki tahiyyatı okuduğun zaman diyor namazın tamamlanmıştır. Ve kadayte salah in şi'te kum ve in şi'te fekut ve in şi'te kum diyor. Namaz bitmiştir. İster otur ister kalk git işine bak, işine bak diyor. O İbn Mesud'un sonundaki ve kadayte salah namazı bitirdin. İstersen şöyle yap demeyi de peygambere eklemişler. Onun sözü ister otur ister kalk gite
dönüşmüş gibi. Böyle çok rivayetler var ve zaman zaman rivayetleri okurken bunun üzerinde duruyoruz. İnşallah ikinci düzey derslerimizde metin okumayı da düşünüyorum. Bu rivayetleri orada idraçları falan da konu edeceğimiz mevzular gelecek. Orada üzerinde dururuz. Peki şimdi asıl meseleye gelelim. Hocam, siz böyle sormuş oluyorsunuz yani. Biz bir rivayetin başına, ortasına ya da sonuna böyle eklemelerin yapılmış olduğunu nereden biliyoruz? İşte bu can alıcı soruyu yazalım. Son derece önemli bir soru çünkü. Şöyle yazalım. Bir rivayetin müdreç olduğu nasıl bilinir? Öyle ya. Biz bir rivayetin müdreç olduğunu nasıl bileceğiz? Bunun başına eklendiğini, sonuna eklendiğini nereden bileceğiz? Evet, işte şimdi burada sevgili arkadaşlar, elimizde A rivayetimiz var, B rivayetimiz var, C rivayetimiz var. Bu rivayetlerin metni ne kadar? Şu kadar. Şimdi bir de D rivayetimiz var. D rivayetimiz var. D rivayetimize bakıyoruz ki bu var, bu kadar var. Yani onlarla ortak olan yanı var. Ama mesela bunun A versiyonunda diyelim, başına bu kadar eklemiş, başka bir versiyonunda ortasına eklenmiş, başka bir versiyonunda sonuna eklenmiş olsun. Bu eklentileri nereden öğreniyoruz? Şu üç rivayetin desteğiyle. Bu üç rivayet metni bu kadar verirken bu eklemelerle verdi. İşte bu ortaya, başa ve sonuna olan eklemeleri bunları ölçü alarak biliyoruz. Bu üç rivayet bizim için ölçüdü. Bunları ölçü alıyoruz ve diyoruz ki bu rivayette fazlalık vardır. Dolayısıyla bunlar müdreştir diyoruz. Şu müdreştir. Eklenmiştir. Ve hadis bu yönüyle zayıf olmuş oluyor. Eğer böyle bir kıstasımız, ölçümüz olmasaydı bir rivayetin müdreç olduğunu bilemezdik. Tek olduğunda, elimizde tek bir rivayet var mesela, başka hiçbir versiyonu yok. Ona bir ravinin eklediğini, çıkardığını ne yapamayız, bilemeyiz. İleri düzey, yani ikinci düzey hadis usulü okumalarımızda bu tedlis, müdreç vesaire konularını size yeniden çok farklı boyutlarıyla, ileri düzey örneklerle inşallah arz etmeye çalışacağım. Şimdilik bu ön bilgilerin birinci düzey hadis usulü bilgileri olarak sizlerin zihinlerinizde yer etmesi önem arz ediyor sevgili arkadaşlar. Şimdi müsaadenizle biraz da mualleli konuşalım. Hatta biraz sizi yoracak belki ama imla hataları nedeniyle de iki tane rivayetimiz var. Çok sizi yormaz, o keyiflidir biraz size onu daha böyle rahat dinleyeceğiniz, keyifli hale getirmeye çalışırım. Dersin sonuna doğru yorulduğunuzu biliyorum. Bugün zayıf hadisleri bitirelim diye düşünüyorum. Bir üç ders olsun, dördüncüye bırakmayalım diye niyetim var. İnşallah ben de bitirmeye muvaffak olurum. Şekerim düşmez inşallah. Peki, şimdi sevgili arkadaşlar, geriye ne kaldı? İlleti bilinmeyen. Yazalım. Neydi? Mağlul hadis. Mağlul hadis. Bunun doğru adı mağlüldür. Galat-ı meşhuru daha önce de konuşmuştuk. Mualleldir. Muallel hatalı bir ifadedir. Mağlüldür. El-mağlul. El-mağlul.
Mağlul adı üstünde kendisinde illet, kusur bulunan demektir. Kusurlu demektir mağlul. Kusurlu. Yani kusurlu rivayet adı üstünde. Peki kusuru nerede? Evet, şimdi onu yazalım. Başka bir renkle yazalım. Kusur ne? Ve nerede? Buraya kadar gördüğümüz, bakın müdelles hadiste, müdreç hadiste de kusuru gördük, tespit ettik, şudur diyoruz. Ama burada kusur şudur, şuradadır diyemiyoruz. Neden? Çünkü, dikkat buyurunuz, sahih hadise yeniden dönelim. Sahih hadisin şartında ne vardı? وَلَا يَكُونُ وَلَا يَكُونُ Evet, bununu silelim. Nun bize dava açmasın beni, neden böyle yazdınız diye. وَلَا يَكُونُ شَازًا وَلَا يَكُونُ شَازًا وَلَا مَعْلُولًا Bakın, şaz olmayacak, mağlul olmayacak demiştik. Şazı konuştuk. Ravileri sika olduğu için diğer sikaların rivayetinden haberdar olmayan bir ravi, uzman değilse şazı sahih sayabilirdi. Sahihin arasına karışabilirdi. Onun için tanımda şaz olmayacak şartı, rivayetin sika ravilerden gelişi sizi yanıltmasın. Aynı konuda daha çok sika ravilerden gelen asıl rivayetler var. Onu bir görün karar vermeden önce demektir bu. Şaz olmayacak. Şimdi mağlule geldi. Mağlul olmayacak. Ne demek? Mağlul rivayetin gizli kusuru demektir. Gizli kusur. Yani öyle bir kusuru var ki rivayetin, gizli bir kusur bu. Bu kusuru ancak otorite görüyor. Ancak bir uzman, bir otorite bu kusuru görebilir. Gizli. Bunu şöyle örnek verebiliriz. Mesela bazen adama check-up yapıyorsunuz. Her şey normal çıkıyor. Fakat hekim diyor ki ne kadar tetkikler sağlam çıkarsa çıksın ben hala bu insanın bir hastalığı olduğunu düşünüyorum. Onu hissediyorum diyor. Ve araştırmasına devam ediyor. Bulamasa bile, şurada bir illeti var diyemese bile onun hasta olduğuna ilişkin kanaatini taşıyor. Mesela bunun en güzel örneği fıkıhta, fıkıh ilminde. Bunu fıkıh derslerinizde de göreceksiniz. Daha çok Ebu Hanife'nin kullandığı, Ebu Hanife merhuma ait olan istihsandır. İstihsan adı üstünde bakın, beğenmedir. Bir görüşü, bir fikri, bir düşünceyi beğenmedir. Yani estahsinu hâzer re'ye. Ben bu görüşü beğeniyorum demektir. Ve istihsan yapıyorum demektir. Peki istihsan yapmak ne demek? Örneğin Ebu Hanife rahimehullah diyor ki bu X konusunu ben istihsanen caizdir diyorum diyor. Ya imam delilin var mı ya da caiz değildir diyor diyelim. Delilin var mı? Hayır yok. Kitap, sünnet,
Delilim yok. Peki, neye göre söylüyorsun? İstihsan yapıyorum diyor. Delil o zaman ne olmuş oluyor? Buraya dikkat edelim. Ben aynı şeyi hadise uygulayacağım. Bu da delil ne oluyor? Otoritenin kendisi. Bakın, otoritenin kendisi. Burada delil otoritedir. Uzmanlıktır. 50 yıllık Ebu Hanife'nin konuyla ilgili uzmanlığı var. Gösteremiyor ama bir kusur görüyor orada. Sonra buna daha sonraki muhaddisler şu muydu bu muydu şeklinde bu kusurları belirlemeye çalışmışlar ama belirlenmediğinde mağlûldür bence. Belirlendiğinde bu işte itiraca girer, ötekine girer, berikine girer, başka bir başlığın altına girer. Ama belirlenemediğinde, gizli kaldığında mağlûl hadistir. Ve bunu ancak bir uzman görür. Buhari diyorsa ki bu hadel hadis ma'lulun indi. Bu hadis benim görüşüme göre, benim düşünceme göre ma'luldür diyorsa o hadis zayıftır, ma'luldür. Neden? Bir otorite kanaatidir bu. Bir uzmanlık kanaatidir. Ha, o zaman bunu biz şöyle farklı bir renkle bir ilke olarak yazalım. Not. Bu hadis mağluldür. Tırnak içinde. Demek ancak konunun uzmanları için söz konusudur. Evet. Demek ki konunun uzmanı ancak bu hadis mağlûldür diyebilir. Ve konunun uzmanı olduğu için de bu hadis mağlûldür dediğinde kimse ona madem mağlûldür diyorsun göster ne illeti kusuru varsa diye itiraz edemez. Kusurun mevcudiyetinin teminatı uzmanın kendisidir. Bu rivayette bir problem olduğunun delili muhaddisin uzmanlığı ve otoritesidir. Peki efendim başka bir uzman ve otorite hayır bunda bir problem yoktur derse mesela bunu netleştirelim. Mesela A muhaddisimiz var. Bu hadis mağluldür diyor. A muhaddisin içtihadına göre bu hadis zayıf mı? Evet. Bakın daha önceki sahih hadis konusunda bunların hepsinin içtihadi olduğunu ısrarla söylememin ne kadar önemli olduğunu, şimdi bu konuları anlamamıza ne kadar yardımcı olduğunu umarım fark ediyorsunuzdur sevgili arkadaşlar. Şimdi A muhaddisi bu hadis mağlûldür diyor. Zayıf mı? Evet. İçtihadi mi? Evet. Peki B muhaddisimiz var. Bu rivayet mağlûl değildir diyor. Şimdi buna göre, onun içtihadına göre bu hadis sahih oldu mu? Evet. Nasıl oluyor hocam hem aynı hadis hem zayıf hem sahih? Çünkü içtihadi de onun için. Bir uzman onda kusur görüyor, başka bir uzman görmüyor. Nitekim Ebu Hanife ben buna istihsan ediyorum dediği konulara İmam Şafii daha sonra gelecek diyecek ki istihsan keyfilik tehlikesi taşır. Doğruluk mu, keyfilik mi? Emin olamayız diyecek, itiraz edecek. Bakın başka bir uzman farklı bir gerekçeyle itiraz etti. Demek ki benim YouTube'daki diğer konuyla ilgili biraz ileri düzey konuşmalarımı, İslam ilimler ve hadis üzerine yaptığım konuşmaları ya da hadis-Kur'an ilişkisi üzerine yaptığım konuşmaları dinlerseniz bunlara ilişkin kısmen daha ileri düzey yaklaşımları orada göreceksiniz. Bunlara dikkat çekmeye çalıştım. Konunun
özünde rivayetin olması, rivayet üzerine uzmanların, muhaddislerin efendim mütalaa ve müzakerede bulunuyor olmaları, onların içtihatlarına göre sonuçların belirlenmesini, ki bunu ta hadis usulü dersimizin hadis tarihi ilk derste, yani usule girişten sonra hadis tarihinin safhalarını anlattığım ilk derste mutlak hadis, mutlak rivayet ve mutlak içtihaden hadis kavramlarını anlatırken üzerinde durmuştum. Sevgili arkadaşlar, umarım müdreç hadis anlaşılmıştır. Bunun sehven gerçekleştiğini bir kez daha söyleyelim. Kasten olursa tedlis olacağını ifade edelim. Ve metin olduğu için metnin uydurma olacağını ve daha tehlikeli bir durum olduğunu da tekrar altını çizmek istiyorum. Efendim, şimdi burada kalan kısmında tahtamızın iki tane önemli kavramımız kaldı. Onların adını yazalım. İmla hataları nedeniyle. İmla hataları nedeniyle. İmla hataları nedeniyle zayıf olan rivayetlerimizin birincisi maklup rivayetimiz. El-maklub. Bakın. Maklub. Kalebe ters çevirmek demektir. Ters çevirmek. Onun için kazanın dibine et koyup üstüne pirinç koyarak pişirilen yemeğin, tepsiye kazan ters çevrilerek dökülüp yenilen yemeğe maklube denilmesi, maklube, kazanın ters çevrilmesindendir. İşte bu maklup hadiste ters çevirmekte sevgili arkadaşlar iki türlü gerçekleşir. Bir, metinde bazı ifadeleri, cümleleri, kelimeleri ters çeviririz, yerini değiştiririz. İsnatta efendim ters çeviririz. Örneğin hemen isnada bir örnek verelim. Mesela şöyle isimli verelim. Deminki tedlisteki yapmış olduğumuz ismi verelim. Mesela Ali bin Hüseyin. Bakın ne yapacağız? Maklup yapıyoruz bakın. Hüseyin bin Ali. Gördünüz mü? Ne yaptık? Yer değiştirdik bakın. Tersine çevirdik. Bu bir maklup rivayet. İsnatta makluptur bu. Ya da böyle olmaz da mesela diyelim ki şöyle örneklendirelim. Şunlar birer ravi olsun. Şu ravi burada olması gerekirken şuraya, bu ravi burada olması gerekirken buraya çeviriyor şu ravi. Yani diyelim tabiini, tebe-i tabiin yapıyor. Tebe-i tabiini tabiin yapıyor. Bu da yine isnatta bir iklaptır. Rivayet maklub olur ve zayıf olur. Neden zayıf oluyor? Bunu yapmak ravinin hafızasının benim gibi zayıfladığı anlamına gelir. Dolayısıyla da zaptı kusurlu olduğu için, zaptı eksik olduğu için mecruh olur. Yani rivayet zayıf olmuş olur. Metinde olur. Mesela metinde olur. Örneğin çok meşhur bir örnektir bu.
La ta'lemu bilmez. La ta'lem. Ma tunfiku ma pardon la ta'lemu yeminuhu la ta'lemu yeminuhu ma tunfiku şimalihu. Şimdi sağ eli bilmez sol elinin verdiğini. Size de tuhaf gelmiştir zaten. Bu sehven zaten böyle bir şey olur. Halbuki doğal olan nedir? İnsan solak değilse sağ eliyle verir. O zaman bu burada olmalı, şu da burada olmalı. Yani yer değişmeler. Yani doğrusu nedir? La ta'lemu şimaluhu sol eli bilmez ma tunfiku yeminuhu. Sağ elinin verdiğini sol eli bilmez olur. Çünkü sağ ile verir insanlar. Aslında burada demek istenen, burada bir mecaz var zaten biliyorsunuz. Bu ne? Sadakayı gizli verir yani. Riya karıştırmaz demektir. Gizlice verir. Riya karıştırmadan verir demektir. Bakın burada bir ne oldu? Maklub oldu. Yani bu burada çok önemli arz etmez de mesela ahkamla ilgili olursa, haram helalle ilgili olursa ve bunların yerleri değişirse biraz daha sorunlar çıkabilir, ciddi sorunlar. Evet. Mesela rükudan secdeye giderken önce ellerimi koydu, sonra dizlerimi koydu, yoksa dizleri koydu, sonra ellerimi koydu gibi hususlarda maklup da çoktur. Yani şöyle hatırınızda kalsın diye müsaadenizle yazacağım. Başka bir renkle yazayım. Maklup rivayet isimlerin ya da ifadelerin yerlerinin değişmesidir. Takdim tehirdir. Takdim öne almak, tehir geri bırakmak demektir. Takdim tehirler yapmaktır. Rivayetlerde takdim ve tehir yapmaktır. Evet, maklup rivayetimiz de buydu. Peki son olarak imla hataları nedeniyle onu da bu tarafa doğru yazalım. Musahhaf El-Musahhafu diğer adı da Muharref. İkisi de aynı anlamdadır. El-Muharrefu evet. Musahhaf imla hatası yapmak demektir. Muharref de değiştirmek, bozmak, tahrif etmektir. Tabii Arapça gibi bu diğer tabii Latince'de de var. Eğer yazı dillerinde sevgili arkadaşlar noktalama varsa noktalama bu çok olur. Mesela noktayı koruz i olur, koymayız ı olur gibi değil mi? Bunu çok kitapta da okuyacaksınız. Osmanlıca'da meşhur bir örneği vardır. Onu hep veririm aklınızda kalsın diye. Mesela Osmanlıca'da böyle yazılır. Göz demektir bu. Şu noktayla bakın. Bu noktayı koymazsanız kör de böyle yazılır. Onun için şair der ki eli kırılsın ol bet muharririn ki harir katip demek katibin ki
bir noktanın sükutu ile, sükut düşürmek demek, bakın şu noktayı, bir noktanın sükutuyla bir noktayı düşürerek eyler gözü kör diyor. Bakın bir nokta düştü ama göz de kör oldu yazıda. Demek ki bir metin var elimizde, bir nokta düşmüş gibi görünüyor ama biri göz, biri kör. Ne olacak şimdi? Değil mi? Ne kadar önemli. Özellikle ahkama ilişkin konularda rivayetlerin noktalamaları, efendim ibarelerin yanlış anlaşılmaları, R'nin Z okunması, S'nin R okunması, efendim benzeşen harflerin R'nin bazen Nun olması, değil mi? Nokta koyuyorsunuz R'yi, Nun'a benzetiyorsunuz, Z'ye benzetiyorsunuz. Ne bileyim üste nokta koyuyorsunuz, Nun oluyor, alta koyuyorsunuz, B oluyor. Bir sürü imla hataları. Gerek isnatta isimlerin yazılmasında bu söz konusudur, gerekse metinde söz konusudur. Çok bu türden rivayetlerde sorunlar vardır. Mesela meşhur örneklerden bazılarını verelim. İhtecara en-Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem fil mescid. Peygamber aleyhissalatü vesselam mescitte bir oda edindi. Kendine bir oda yaptırıyor. Dinlenme yeri. Oda edinmek. Bazı rivayetlerde bu imla hatasıyla şu R mime benzemiş. İhtecara'nın sonundaki şu R yok mu? Bu mime benzemiş. Şöyle nakledilmiş. İhteceme. Böyle nakledilmiş. Resulullah mescitte kan aldırdı. Hacamat var ya, ihteceme. Hacamat oldu. Bu çok tartışıldı. Hacamat mescitte caiz mi değil mi? İşte bu rivayetlerden dolayı. Sonra bunlar nasıl biliyoruz? Başka versiyonlarından. Sonra anlıyoruz ki bu ihteceme değil, ihtecelenir. Oda edinmektir. Hacamat olmak değil. Mesela başka bir rivayette Allah Resulü nehen nebi yok. Allah Resulü yasakladı. Bakın şu kelimeyi okumadan yazıyordum önce. Fil mescid. Allah Resulü nehen nebi el halak okuyanlar hadaka fil mescid. Mescitte tıraş olmayı yasakladı anlıyor. Tıraş, halaka. Oysa peygamber el-hilak, bir kesril ha'i, ha'nın kesriyle okuyoruz. Hilak, toplanmak, grup oluşturup lak yapmaktır. Mescitte grup oluşturup cumadan önce insanlar konuşuyor, gürültü oluşuyor. Mescitte. Bunu yasaklamış. Gruplar oluşturup lak yapmayın buyurmuş. El-hilaktır. Bakın bir okuma, hareket değişikliği nasıl bir anlam değişikliğine neden oldu. Bunun çok fazla, çok farklı örneklerini inşallah ileri okumalarda kısmet olursa okurken denk geldiğinde hatırlatacağız. Bakın bu da böyledir. Ve bunların her birerleri rivayet için bir kusurdur ve bu kusur nedeniyle de o rivayetler ne olacak? Efendim zayıf olacak. Bu imla kusuru, imla hataları nedeniyle olan maklup rivayet, musahhaf ve muharref rivayet olmak üzere iki tane farklı zayıf hadis çeşidimiz vardı. Ve bugün çok önemli konuları konuştuk. Müdreç hadisi konuştuk, malul hadisi konuştuk, müdelles hadisi konuştuk. Ve zayıf hadis konusunda konuya girerken dört ana kategoride ele aldığımız, isnadında kopukluk itibariyle zayıf olanlar, rivayetteki bir çelişki nedeniyle zayıf olanlar, bugün üzerinde durduğumuz rivayette bir kusur illet
o bilinenler, bilinmeyenler de dahil olmak üzere zayıf olanlar, son olarak da imla kusurları, imla hataları nedeniyle zayıf olan rivayetler olmak üzere gördüğünüz gibi değerli arkadaşlar, sevgili öğrencilerim, zayıf hadis konusunu çok şükür bitirmiş olduk. İnşallah bundan sonra üzerinde duracağım 3 tane konu kaldı. Bir, ulumul hadisten bahsedeceğim hadis tarihi olarak. Sonra belki onu sona alabilirim. Bu zayıf hadislerin hemen arkasından mevzu hadisi bir ders ele alabilirim. Mevzu hadisi. Ulumul hadis, mevzu hadis. Bir de kitapta var ama ben onu size okuma olarak vereceğim, işlemeyeceğim. Kütüb-i Sitte ya da muhaddislerin hayatlarıyla ilgili bir bölüm. Hazreti Peygamber'in dindeki konumunu ele alacağım. Son ders, usul ders olarak. Üç dersimiz daha kaldı inşallah. Böylece bu üç dersle birinci düzey hadis usulü derslerimizi inşallah tamamlamış olacağız. Kısmet olur da ne zaman başlarım bilmiyorum. İkinci düzeye başladığımda bu dersleri ikmal etmiş ve tamamlamış olarak ikinci düzey derslere devam etmeniz gerekecek. Hepinize başarılar diliyorum. Allah'a emanet olunuz efendim.